Oh, bir yanlış da çıktı ağzımdan demek. Gitmiyordum bir yere. Yayına yeni başladım daha ne gitmesi. Dedin diyorlar. Vallahi bilmiyorum. Evdeki kurt sürüsüyle yaşamak mı? Ay çok güzel la. Ne oluyor ya? Eyvah. Ana! Allah! Ana! Kurda kuşa yem olduk. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sivas'ın dağlarına. Böyle, evet. Sırtından sevmiyorum. Ben sırtından sevdim. Evet. Evet mi? Bir dakika ama yanlış tutuyorum ben. Abi ben yanlış tutuyorum. Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Ben bunu izlerim. Var ya, çok acayip bir şey yapıyoruz. Valla neredeyiz, çok fena. Bugün Sivas'tayız, Murat Bey'e misafir olduk. Çeker misin şunu? Sable'ımız var, 6 tane yavrumuz var. Dur. Bakar mısın yanımdakine hemen? Kurt arkadaşlar. Kaç tane kurt var burada? 5 tane kurt var. 1 tane Alman Sable'ımız var, 6 tane yavrumuz var. Alman Sable? Leydoş. Leydi. Tarkan'ın köpeği ya. Evet, Tarkan. Leydi bu tarafa dön. Tarkan'ın köpeği ya. Tarkan'ın köpeği, tanıştık. İnanılmaz ya. Ay canım. Arkada da var, onu da bir çekelim. Oy. Kurtlar ama aslında %70 mi kurtlar? %70 kurt, %30 köpek, Çekoslovak kurdu deniyor. Wolfdog olarak Wolfdog biliniyor. 1950'li yıllarda Alman Sable'la Karpat kurtlarıyla dağdaki kurdu çiftleştirip bu ırkı elde etmişler. Sebep Çekoslovak askerlerinin köpeklerini kurtlar yediği için böyle bir ırk üretip kurtların yememesini sağlamışlar. Kurtlar o zaman bunları aileden görüp şey yapmışlar. Evet, vay be. Aynen. Cheyenne oldukça seveceğim bir hayvandır inşallah. Kişi böyle kucaklayabilirsiniz. Öyle mi? Evet, 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 evet. Tüyleri çok... de farklı. Evet. Oy. No, 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 no. Bak en sevdiğim yer, en sevdiğim yer. Çok bak farklı. Göster, göster. Göster bak şunu, 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 bak şunu var ya. Bunu böyle diye ses çıkarttıracağım böyle. Oyuncunu böyle kıvıracağım bak. Köpek besleyenler bilir. Parmağını içeri sokup böyle kıvıracağım. Çok güzel. Bir kilometre ötedeki gezen bir hayvanın kokusunu alıp kendi aralarında alarm veriyorlar. Çok avlamayan bir ırk. Nasıl alarm veriyor? Ne yapıyor? Boz, tut oğlum. Nereye tutuyorsunuz? Kimi? İlginç, havlamıyorlar ha. Evet. Tutacakları bilmiyorlar ama. Şöyle yapıyorlar. Hepsi bir yerde arayışa geçer. Anında güvenliği sağlıyorlar. Lüzumsuz yere hiç havlamıyorlar. Topluca durdukları zaman tam bir kurt sürüsü gibi. Sürüyor şunlara bak. Lady, Cheyenne, Dik Kulak. Dik Kulak. Kunt, Abray ve Baba Boz. Baba Boz zaten hep kulağını tutuyor sen. Aynen öyle. O lider mi? Alfa kurttur. Alfa. Alfa. Hepsine yemek veririm. Hepsi yalanır. Böyle sabırsızlanır Boz. Sağa solu seyreder böyle. Alfa işte. Önce boz mu yiyor? Hayır. En son boz yer. Ya tersi mi oluyor bunlarda? Yani bu öyle. Böyle yani yemekle kandıramazsınız. Eyvallah yok yani. Şu bakışlara öyle bakar mısın? Küllüğünü nereden aldın abi? Carrefour'dan aldım. Onlu plastik bardak. Nereden anlıyorsun seni çektiğimizde kaçıyorsun hep ya? Evet. Kamera ona dönünce anlıyor geldi. Çok acayip. Aynen. Senden rahatsız oldu. Bence seni yiyebilir. Şahinimiz Tilla. İsmi ne? Tilla. Tilla. Uygur Türkçesinde şey altın demek. Tilla gelse seni buradan alamazlar gibi. Ha, ne kadar altın getirirsen getirsen i̇şte buradan alamazlar evet manasına geliyor olabilir belki de. Çok bilgisayar bir kanal olduğumuzu anladım. Türk sinema sektöründe, film sektöründe birçok projede yer almıştır. O meslektaşımız. Ünlü. Kaşeniz ne kadar efendim? Söyleme. Söyleme. Bunlar da oynuyor değil mi dizilerde? Kaşeyi sormayacaksanız. Sormuyorum. Oynuyorlar. Oynuyorlar mı? Oynuyorlar. Dik Kulak yavruyken en önce kulaklarını diktiği için adını kendi aldı. Abray denizlerine hakimi demek. Kunt sağlam yapılı demek. Hepsi Türk mitolojisinde. Cheyenne Kızılderili. Bizimki de Eyşan amına koyayım. İşte. Kabilesidir. Apaçı komandı. Vizyon. Şöyle bir hareket ediyorsun. Beklemediğin noktada Dik Kulak senin yanında böyle beliriyor ya, kokluyor. Bak bunlar altı aylık olanlar. Evet bunlar 5 aylık. 5. Abray gel oğlum. Gel. Bu çok yakışıklılar ya. Bu şımarık Cheyenne bu. Bu sevilecek. Bozun görüntülerini ele geçirmemiz lazım. Bozu çekemiyoruz ya. Gel bakalım kurt. Gel oğlum gel. Allah Allah. Allah'ım çok tatlı. Hayır. Etrafımı sardılar abi. Kameraya değişik tepkiler yapıyor ya. Gerçek kurt beslemek yasak ama bu köpek cinsi olarak geçtiği evet, için yasak değilmiş yani. Yasak değil. Sordum. Ayrıca yasaklık da değil. Diyorlar ki hani pitbull köpek ama yasaklı ırk %70 genlere sahip, kurt genlerine sahip. Niye yasaklı değil? Hiçbir evet şekilde saldırgan değiller. Biz içeri girdik. Tabii ki de merhaba demeye. Hiç sadece yanımıza geldiler ve ne bir havlama. Bizim eve girseniz Şilerita ortalığı dağıtır be. Rita bunlardan nasıl saldırgan? Bunları yer Rita lan. Bunu Rita bunu yer. Rita var ya, buraya Rita'yı getir. Ne yapar çok merak ediyorum. Yavrular varmış biliyor musunuz? Bu kadar çıkmış. İn şeklinde yaptım. Fakat kışın bura -30'lara vardığı için evet iki oda yaptım. Burayı sonradan uzatmak zorunda kaldım. İzolasyonun üstüne naylon. Genelde üstünde toprak oluyor komple. Daha görünüşü güzel oluyor. İstanbul'da 3000'e kiraya verirler burayı. En son yağmurda hafiften rutubet aldı. Arkada da horozlar, tavuklar. Oğlum çok güzel mekan ya. Nemlenmesin diye naylon serdim. Biz bakabilir miyiz? Abi bakabiliriz. İniyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim, aşağı inerim, beni arkamdan Lady iteklerse yanarız yalnız. Yok yok, bir şey yapma. Çok tatlı, çabuk.
Bak tamam, ben korkuyorum. Allah'ın ya aşkına bak. Bakmanıza gerek yok. Oy ya oğlum. Abi bana versene. Çok tatlı. Şu kadar ya. Evet. Kaç aylık bunlar? 23 günlük. Ne diyorsun abi? Bak. Ben bu kadar derin olduğunu beklemiyordum. Sen bayağı iyi yapmışsın buraya. Kışın çok soğuk oluyor. Abray ve Kunt Aralık'ta doğdu. Burada büyüdüler. Dubleks yani. Alt katta yaşıyorlar. Üst katta balkon. Toprak çiş de çekiyormuş. Yavrular işediği zaman anne normalde... Eyvah. Yok yok, hiç korkacağınız bir şey yok. Tavukları hapsetmemin sebebi buralara bir şeyler ektim. He, yemesinler. Ha, ondan. Onları tavuklar yemesin diye. Yoksa hiçbiri birine bir şey tamam, yapmıyor. Yani o şeylerini kaybetmiştir. Gösteriyor mu bir yerde? İyi. Şöyle dediğim gibi saldırganlık hariç her şeyler kurt. Bunlar Sivas özgü kuşlar. Ne? Sivas kumrusu. Ha, kumru Türkiye'de bir tek Sivas'ta olur. Sivas kumrusu diye geçer. Bu şekilde öterler. Çingari bir Sivas'tayız yani. Sivas Kangal'ın en büyük rakipleri burada şu anda. Bunlar kalabalık ya. Bir kere karşılaşmışlar bir Sivas Kangal'la. Hayvanı delirtmişler. Çünkü kalabalıklar. Bu taraftan birisi bağırıyormuş. O oraya dönerken öbürü oradan dürtüyormuş falan. Bayağı zorlayıp kaçırmışlar hayvanı. Minik kuşumuzu gösterelim size. Evet ya, ben onu merak ediyorum. Minik? Çok minik kuş. Abi ne diyorsun? Ne kadar büyük. Çok güzel. Bu ne ya? Bozkır kartal. Asalete bak. İsmi Akila, Latince kartal demek. Tüm hayvanların olduğu gibi bu da yasal bir hayvan. Sağ ayağında bir tane bilezik görüyorsunuz. Evet. O bilezik kimliğidir. Milli Parklara ve Tarım Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı. Şu anda bağırmasının sebebi beni kafese çağırıyor. Ha, gel diyor. Evet. İçeri girsen. Kafese çağırıyormuş. Gel. Dur bakayım ya, bir köpek sevek ya. Ne olur şimdi abi sen? Ben girmeyeyim, siz girin. Allah. Sizi kurda kuşa yem etmeden göndereceğiz. Burası için yazılmış bir şey. Hep patlattığınız esprileri. Evet. Fırat sen nasıl girmeyeceksin? Ben girerim. Ya abi. Bu da giriyor abi. Lady abi, giriyor. Lady dışarı. Bu lady de her yere giriyor ya. Yağmur yağdığında genelde banyo yapıyor ama çok soğuk ve rüzgarlı olduğunda oraya geçiyor. Kulübesine geçiyor. Evet. Geçti zaten. Evet, şu an tüy mevsiminde. Uçurmamamın sebebi o. Tüylerini tamamlayacak. Bu mevsimden Ağustos'un sonuna kadar tüylerini değiştiriyor. Avlanıyor mu peki? Av bilmiyor. Ha, bilmediği için yapıyor. Bebekliğinden bu yana ben de. Anladım. O yüzden hiç canlı öldürmedi. Avlanmayı sevmiyorum. Anam! Anam! Ne yaptın? Seni avlamaya çalıştı Yunus. Seni avlamaya çalıştı. Yunus gidiyordun vallahi arada. Size söz verdim kurda kuşa yem etmeyeceğime dair de Yunus Bey'i hesaba katmamıştım. Bunlar bana daha korkutucu geliyor. Aşılar ama bütün hayvanlardan bir korkuyorsun neden? Ya Allah bunu böyle yaratmış zaten. Kork diye yaratmış şu pençeye, gagaya bak Allah aşkına. Ama yüzünün tatlışlığı. Evet, o pençelerde inanamayacağınız bir güç var. Beni alır mı? O size saldırsa istemediği müddetçe bıraktıramazsınız. Anayı. Kaçmış galiba ya. Yok ya, girmeyeyim ben içeri ben. Hayırdır, ben kim, ne oluyor? Oo abi, sende de her şey var abi. Aa, teleskop çok teleskop severim. Teleskop da var ya. Abi bu ne güzel bir ortam ya. Canım, hepsi koşarak gelecekler. Eyvah, dur. Yunus sen oturma, yem abi olarak şey. Önde kal. Gel. Kalk ayağa. Nasıl kalk? Çek, geliyorlar. Kurtlar geliyor. Gel. Bak misafirimiz geldi, gel. Boz nerede? Gelmedi o. Boz en son gelir. Bu Şayan değil mi? Yalıyor. Evet, Şayan. Allah. Ne oluyor ya? Ya ne evet. Kadar sevgi dolular ya. Kurtlar yiyecek. Allah. Evet. Başladı. Evet. Aha. Yala kızım, yala. Bir daha bulamazsın. Çok büyük oğlum. Gel. Boz. Gel oğlum. Nasıl ya? Boz mu? Nerede yok, boz? Yok, boz en arkada. Hiç bozmuyor kendini boz ya. Yaptınız yine. Çok iyi. Hayvan adını doğru koymuşlar. Vallahi beraber mı? Gezebilir miyiz? Gezelim mi? Tabii kurt sürüsüyle. Kurt sürüsüyle hava atmamız yok mu orada burada? Ha, benim gözlerden zaten biliyorsunuz. Ben yörük Türk'üyüm. Bunlar benden geliyor. Bir tanesini eline alamadım, sevemedim. O ayrı ama sonuçta benim kültürümde var yani. Ceyda Hanım'a bir şey diyeceğim. Tamam, kapat. Buyurun Ceyda Hanım. Hayır bak, beni korkutmayın. Fırat Bey'le bir fotoğrafımı çekelim. Abi fotoğraf istedi de ama. Bir şey olacak abi. Aşkım rica ettim. Tamam. Fırat'ın suratına odaklanın. Ne oluyor ya? Çok güzel çıktı ama birazcık sanki. Yok ya. Ben çekeyim, çekemez. Ne oluyor? Ben öyle bir... Dur, ben çekeyim, çekemez. Tek. Buyurun. Çok güzel çıktı. Ya. Ben biraz mükemmel olacağım için.
köpeklerle gezmeye çıkıyor. Hadi. Evet. Şeyde Şahin de gelir mi? Bunları bırakalım. Ha, sonraki. Ha, olur. Sonra. Çünkü Şahin bunlara saldırıyor. Ben size dedim oğlum. Kuş daha tehlikeli diye. Vahşi doğada her şey olabilir. Şimdi şöyle Şahin'i bağlamamız gerekiyor. Niye? Şahin alfa kendi neslinin devamı için onlara zarar verebilir. Kendi yavrusu olsa hepsi beraber bakıyor. Şahin'in yavrusu olmadığı için, Şahin de baskın kurt olduğu için o yavruları öldürebilir. Ama o da onun sürüsüne ait değil mi sonuçta? Değil. Neden? Çünkü onlar köpek. Ha, çünkü onlar bunun yavrusu. Lady'nin yavrusu çünkü. Hayır, diğer kurtlardan birinin yavrusu olsaydı? Hiçbir şey yapmazdı. Diğerleri öyle büyüdü. Şey. Allah Allah. Şahin şey hani üstüme çıkan benim. Müthiş bir abi yalnız ya. Kurda kuşa yem olduk. Aa. Beni kurt sürüsüyle giderken çek, tamam mı? Sanki benim sürümmüş. Abi neden çekildiğini anlıyor ya. Sen onu silah mı doğrultuyorsun sanıyor? Nedir anlamı? Sürüyle kurt var. Biri anlıyor işte sonuçta. O abi böyle bir leke yok yani. Yaladı. E silsene oğlum. Yaladı. Eminsin değil mi? Blur çıkmışsın böyle yarımız. Bir taşıyla böyle kendini tasmalar. Ya vallahi şöyle bir yerde yaşamak lazım. Böyle yaşamak lazım ya. Atmıyor ha. Bunlar köpekten daha köpek. Ama aynı zamanda da kurtlar ya. Çevrede normalde tek başınaymış burada Murat abi. Ama yazlara doğru komşular geliyormuş. O yüzden normalde kendim gezdiriyorum tek başına. Ama insanlar etrafta olduğu için bağlıyorum diyor. Tuttum abi. Ben neyi tutuyorum abi? Tutmuş bulundu. Gidiyor muyuz? Kesin mi? Bence siz bir... Hocam. Allah'ım. Hocam. Buraya gel. Hocam. Neydi? Hocam. Ne oluyor? Gel neydi, buraya. Gel. Oo, ne kadar güçlüler lan bunlar. Evet. Dikkat köpek var ve bağlı değil, yanlış abi. Evet. Dikkat kurt var. Yazdıracağım. Dikkat kurt var ve... Her kimse ciddiye almayabilir olayı. Ya bırak ya ne kurtu, içeride kesin filo var diye girecek içeri böyle. Bir gün elektriği okumaya görevli geliyor. Uzaktan böyle falan yapıyor, abim de tek burada. Abim çıkıyor, abi çıkma diyor, bahçede kurt var diyor. Oğlum, dur geliyorum. Şunu tutabilir misiniz? Ben söz vermeyeyim ama deniyorum. Tamam. Oğlum sen gittik, kulakla şeyi tut. Beni bir çek. Oha! Süper, çektim. Fırat sen ne yapıyorsun? Burada bize emanet etmişler, mum yaptı ya. Ayakkabın mı çıktı? Ayakkabının içine kum girdi korkudan. Saltıma şey yaptım. Karımı yiyin diye onlara söyledim sandım. Karımı yedirme selfiesi. Teen Wolf çok izledim ya, o yüzden rahatlıkla idare. Annemi kedi almak için nasıl ikna ederim? Vallahi o konu biraz ters bir konu. Şimdi şöyle, eskiden şöyle diyordum ben. Ben evde kedi çok beslemek istediğim zamanlarda annem istemiyor. Sevmediğinden değil yani, işte tüy mü bilmem ne. Bir gün aldım geldim kediyi. Aldım geldim dedim, burada artık bu. Dedim, sever, alışır. Ondan sonra nitekim de öyle oldu. Ama bunu anlattığım zaman bazı arkadaşlar eve kedi almışlar. Sahiplenmişler sokaktan falan. Anne istememiş. Yani öyle abi alışmadı diyor annem. Bir haftadır bekliyoruz diyor. Kadın konuşmuyor diyor. Küstü bize diyor. O taktik işlemedi. Ama aynı şekilde mesaj atanlar oldu. Abi oldu, annem kabul etti bir gün işte. Çünkü ben bir gün geldiğim zaman eve annemin kundak yaptığını, kediyi salladığını gördüm. Sevdiğini gördüm. Ah dedim, tamam alıştı kadın. Kimisinde de olmuyor. Zoraki eve sokmak bir noktada ne tatlı bir şeymiş lan. Çünkü o bir kez böyle mırıl mırıl gelip şöyle buranda uyuduğu zaman onu bırakamıyorsun. Ama kimisi de eyvallah çekmiyor yani. Boz benim elimde, inşallah bir... Hiçbir şey yapmaz. Bozguna uğramayız. Neydi gel. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Bok yediler. Yesin abi. Evet. İhtiyacı vardı ki yiyor. Bazen şilerita da bok yer, biliyor musunuz? İşte ha, o korkuttu beni. Yani eğer kediye sahipleniyorsanız sonra... boşta kalır, bir şey olur. Ne bileyim, sokağa geri gitmesi de doğru bir şey değil. Garip yani. Öyle bir durumda kalırsanız bile mutlaka kedi sahiplenmek isteyen birine teslim edin. Bir daha sokağa bırakmayın yani. Bunu çok seviyorlar. Özellikle potasyum içerdiği için. Tavuk bokunu çok övüyorlarmış mesela hayvanlar. Ceyda sen her şeyi niye çeviriyorsun? Murat abi biz oradan bu ayakkabılara nasıl geçeceğiz? Ay burası ne kadar güzel, çıldıracağım şimdi. Evet arkadaşlar, vahşi yaşam içerisindeyiz. Kameramanım ve ben uzun zamandır kesik kulak, uzun kulak ve Asena'nın peşindeyiz. Kurtlar bizim kokumuzu Stafford ya. O yüzden onları görüntüleyebileceğiz. Kurtlar tam ilerideler. İşte orada. Adeta bana yuvalarının yerini gösteriyorlar. Bu ana yapıyorum. Bu da kurtların olduğunu göstermesi.
Kurtlar kayboldu. Ya ya geldiler de. Geziyorlar. Haber sahneme ben de kedi getirdim. Benden daha çok sahiplendi. Başlarda bayağı kızdı ama sonra alıştı. Çok affedersiniz, şey girdi kulağıma ama arı girdi zannettim. Çıldırıyordum az önce. Tek yapacağımız uluma seslerini takip etmek. Geliyorlar bak, Fırat'ın sesini duydular. İşte geldiler. Çok güzel ya. Var mı yavruları gösteriyorlar mı bir yerde? Bizler acaba... Ben niye al ya? Ben nasıl alacağım? Gelir mi bana? Dur bakayım. Ben yine de buraya geldim. Al ya. Ben nasıl alacağım? Gelir mi bana? Yumuşacık. Bizi bir tillahla çek. Tilla. Tilla. Sevsene. Seveyim mi? Seveyim. Ha, oradan bir de. Böyle. Evet. Sırtından sevmiyor. Ben sırtından sevdim. Evet. Evet mi? İbo kedin her. Bazı şeyler yaşanacak galiba. Bu Ceyda'nın korkmaması beni delirtiyor ya. Yukarı çıkalım ya. Çıkalım abi. Yukarı çıkalım. Yukarı derken çok mu çıkacağız? Yok. Çok değil. Şu tepe ya. Dağ. Sizin gidebildiğiniz yere kadar. Tamam. Altın. Ay çok. Tutacağız şimdi. Ne bileyim, demin sanki Ceyda'ya atak yapıyordu. Ya benim üstüme doğru geldi, niye öyle yaptın? 10 numara hayat yaşıyorsun ha. Kolunuzu kaldırın, belki gelir. Oha! Mükemmel ötesi geliyor. Müthiş abi, nasıl gelmek öyle? Sizin geldiğiniz gibi geleceği yeri biliyor. Çok... Allah abi ya. Nasıl gelmek öyle? Sizin geldiğiniz gibi geleceği yeri biliyor. Çok... Vay, cool. Bakın siz şunu takın Fırat Bey. Dur abi, önce bir Ceyda şey yapsın, sonra ben onu bir çekeyim. Otlanıyor. Tavuk oldu bu. Benim niyetim aslında biraz yükselsin. Heh. Yüksekten gelip kolunuza koyun. Şeklini olur. Gösterecek. Şuraya çıkacağız tam. O zaman. Ha, yok yok. Abi. Şey, o alttan gelişi çok iyiydi onun. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Tek şansımız var, adam gibi çek şu kuşun gelişini yavrum. Hayvan konuyor, yere konuyor. Tavuk gibin. Ben 100 FPS moduna geçeyim. Öyle F. Ha? 100 FPS çekme, bilgisayarları kısa. Dur, sana güveniyorum, tamam mı? Bak, karımın koluna konulacak. Çek, dikkatli çek, tamam mı? Şöyle karşıda. Bak, çekeceksin. Oradan buraya. Hadi bakayım. Hazır mısın? Tukan abi, baykuş yasal mı Türkiye'de? Hayır. Evet. Yırtıcı kuşlar falan. İmkansız. Fırat Bey, siz de bu tarafa geçin. Hazır mıyız? Evet. Abi bana geliyor. Dönecek. Bana geliyor. Oğlum. Ne mükemmel bir gelişti öyle. Çekemedin değil mi? Seyir. Seyir ne demek ya? Abi sen çağır şimdi, bir daha çekelim. Olmadı. Bak, hayvan yukarıdan aşağı geliyor. Alttan rüzgarı yakalıyor uçmamak için. Sen çekmek ister misin? Ver lan, ben çekeceğim. Ben şimdi yılların bu işi yapmışım, ver bana. Bak şimdi canlar görecekler. Hazır ol Ceyda. Oy! Çok rahat, çok profesyonel. İş GG. Bu cancık bana laf ediyor. Ulan bizim hayatımız setlerde geçti. Bak, kamerayı elime aldım. Nasıl çektim? Nasıl? Şuraya çıksaydık. Gökyüzüne çıkardı. Sonra elinize inerdi. Ha. Ama abi biz çıkamıyoruz işte. O çıkıyor da. Öğrettiğim gibi çekiyorsun Yunus. Çok güzel yapıyorsun, tamam mı kardeşim? Fırat gözlerini kapatacak. Ama insan bir gözlerini kapatıyor zaten. Çünkü gelirken sen şuradan böyle pike yapıyor ama. Çok çok tatlısın ya, canım benim. Bu kamerayı galiba aynı kişi ise videoyu çeken... Biz aynı soruda RP yapmışız çok önceden. Oradan tanıyormuş beni geldiklerinde. Saruhan abi nasılsın dedi. Öğrettiğim gibi usta. Aynı hareketlerle aynı şekilde. O an hissedeceksin oğlum, kuşu hissettim ben. Görüntüyü görmene gerek yok. Ben gözüm kapalı çektim sayın canım. Ben kuşun havada vardı. Zaten bir kapalıydı gözüm. Bana mı kanka, tamam. Öbürü. Öbür elime. Hı hı. Ben solluk. Etik elime. Aman yarabbim. Havada onun o dalgalarını, titreşimini hissederek çekersen olur. Altına satayım. Tamam mı abi? Abi ne yapıyor şu an? He. Hadi gidelim Ceyda. Haydi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Ceyda Hanım? Evimize. Yunus Bey, hadi lütfen gidelim hadi. Sizde de yem olacak. Sizde yok ki. 4-5. Yani yavru köpeği gösteriyordu ya. Dırdalar. Ama geçiyorsun. Ilgaz şimdi içeri giriyor. Ne diyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Bayılıyorum ya. Abi. Yavru köpeklere bayılıyorum ya. Toprak kokuyor. İlk defa mı insan? İlk defa dışarı çıktı. Yemin ederim mis gibi toprak kokuyor. Aa, yalıyor. Çok tatlı.
Tarkan'ın köpeği abi bu. Evet. Tam tam. Aynısı baksana. Şuradan yani bunun bak. Bir hikayesi var. 3 aylıktı. Evet. Bir çiftlikte gördüm. Ayağı kırık. Bakın bir ayağı kısa. Evet. Evet. Getirdim buraya femur kırığı. Bu kırılmış, bu deriyi, bu taraftaki deriyi delmiş. Deliklerden iltihap akıyor. Getirdim buradaki sağ olsun veteriner hekimler. Dediler ki ayağını kesilecek. Yalvar yakar. Hani onlar da zaten şey gösterdi, ilgi. 3 saat ameliyatı sürdü. Latin koydular. Uçağı kucağımızda gezdirdik. Ondan bu kadar da şey olmuş bu. İnsancılığını çok seviyordu. Sevgi. Evet, sonra plan... Amerikan kakırı yavrum var, istersen sana hediye edebilir miyim? Sütten kestik. Hayatını aldılar, hayata döndü hayat. Aa, aşkım. Şimdi de bize güzel güzel yavrular veriyor. Evet, Murat abi çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladığın için. Adamsın.